Sabahın köründe radyo programı yapanlar kupası final karşılaşması için 4. Levent Giuseppe Meazza stadına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Dilker Yasin. Aragaz takımı sahaya kudurmuş gibi büyük bir motivasyonla çıkıyor. Kalede Zahmet Çeker, defasta ünlü magazinci Taylan Yaylan, gezgin, kaşif ve turizmci Taner Gezelek ve yatırım uzmanı ünlü iktisatçı Eşber Siftah. Orta sahanın solunda ünlü filozof Peyami Kıyısızgöl, sağ kanatta ise strateji ve diplomasi uzmanı Orgay Kabarır'ı görüyorum. Orta sahanın ortasında ise Profesör Doktor Dilber Kortaylı Hoca oynayacak ve Aragaz'da ileride tek forvet olarak 1992'den beri radyoların tartışmasız gol kralı Kadir Şöpdemir. Ağlamak istiyorum. Haydi çocuklar, bu maç bizim. Türkiye radyolarının en çok dinlenen sabah şovu Aragaz başlıyor. Dilber Hocam. Kadir. Günaydın. Ay sana ve bütün cahillere günaydın. IQ yine yerlerde. Ya Dilber Hocam, sen hiç iki kredi kartı kullandın mı? Ay cahil, ben kredi kartını ne yapayım ki? Benim paraya değil IQ'ya ihtiyacım var. Ya sen bakkaldan ekmek de mi almıyorsun hocam? Onu da kredi kartıyla almıyorum herhalde. Ya hocam, bu kredi kartı işini bir hale yola koymamız lazım. Yani iki kredi kartı olup da birinin borcunu öbüründen nakit çekerek kapatma işine bir temas etmek lazım. Bunlar ama, var. E ama olmaz, o batarlar. Batıyorlar. Siz hiç kredi kartı kullanmadınız değil mi harbiden? Ben param varsa harcarım Kadir, yoksa ağzımı açarım böyle havaya bakarım. Öyle kazanmadığım parayı harcayacak kadar zengin bir adam değilim be. İyi de hocam, kredi kartı olmasa da hiçbir şey alamıyoruz. Para yetmiyor ya. E çok konuşma. Bak, elinde 5000 liralık cep telefonu var, onunla geziyorsun. 5000 lira değil, 11 bin lira o ya. En son çıkart. Ay marifet yaptın, aferin. E sigara desen paketi olmuş 15 lira. E bak, fosur fosur herkes içiyor. Tabii, ben sigara içmem ama millet içiyor maalesef. E ben de içene diyorum zaten. 15 liraya sigara içiyorsun. Ay şuradan bir dergi alayım, bir kitap alayım, okuyayım demiyorsun. Hocam kitap da ucuz değil, bakma ya. Yani en ince kitap 30-35 liradan başlıyor ya. Ay cahil, kitap öyle kalınlığıyla falan değerlendirilemez. Neyse, boş verelim Dilber hocam. Şimdi ben sana halkımın içinde yaşadığı bir sorunu naklettim. Aslında kabahat halkımda veya değil. Ama ortada bir realite var. Yani bunu nasıl çözeceğiz? Buna biraz fokuslanmak lazım. Ay niye ben çözeyim ayol, gidip de herkesin kredi kartı borcunu mu kapatacağım ben? Ay benim etim ne butum ne ya? Ne yapalım hocam? Biz alt gelir grubundan insanlarız. Borçlanmasak bir şeye sahip olamıyoruz. İster istemez kredi kullanmak zorunda. Borçlanarak bir şeylere sahip olabiliyoruz. Ne yapabiliriz yani? Ne mesela? Ne alıyorsun krediyle? Ya mesela bir şey almayı geçtim. Mesela şahıs hasta oluyor. Elinde parası olmuyor ya. Ne yapıyor? O tedavi giderleri için bile kredi çekebiliyor yani. Ay yok artık. Var artık hocam. Var böyle insanlar. Allah Allah. E tabii ya, herkes senin gibi beyaz Türk değil hocam. Bize babamızdan, dedemizden hanlar hamamlar kalmıyor, anla ya. Ayın pır pır konuşup da benim asabımı bozma cahil. Zengin olmak ayıp mı? Senin de deden baban çalışsaydı da yapsaydı. Artise bak. E bizimkiler de çalıştı, yapamadılar hocam. E ben ne yapayım? Gel evime otur o zaman. Hocam işte bu yokluk öfkesi dediğimiz şey aslında, biliyor musun? Bilmiyorum. Yani paran yok, dar gelirlisin. Parası olana öfkeleniyorsun. Adam bakıyorsun güzel arabaya biniyor. Sen kışın buz gibi esen durakta otobüs metrobüs bekliyorsun. İçinden o lüks arabaya binen adama indirip böyle araçtan aşağı hırpalamak geliyor. Adamın da bir kabahati olmadığını biliyorsun öte yandan. Ne bileyim yani, aslında bir taraftan bakacak olursan fukaranın öfkesi bile sahipsiz be hocam. Ay bunlar böyle birey olamamış, hayatla yüzleşmeye cesareti olmayan loser lafları. Herkes zengin olmak zorunda mı cahil? Herkes Fenerbahçe olsa Fenerbahçe'nin bir anlamı kalmaz. Ya Fenerbahçe dedin de hocam, bu sene de galiba inceden mantarlamaya başladık biz ha. Ya bugün Zahmet abi gelse de biraz Fener'i konuşsak. Yani ben ufak ufak kullanıyorum. Bizim gidişatı beğenmiyorum, açık söyleyeyim. Ay ne olmuş Fener'in gidişatına? Lefter yine sakat mı Kadir? Lefter mi? Sen en son ne zaman Fener maçına gittin hocam? Ay çok yakın, daha dün gibi 1963. Lefter, Şenol, Birol, gol.
Hala 63 kadrosunun top oynadığını mı inanıyorsun, zannediyorsun hocam? Oynamıyor mu Kadir? Lefter abi rahmetli olup toprağa karışalı kaç sene oldu ya. Ay Lefter öldü mü? Toprağı bol olsun. Ay Karl-Heinz Rummenigge var. Alman milli takımının kaptanı hala değil mi Kadir? Ah hocam ah. O da mantar. Willy van Dijkerkhoff var. Rene van Dijkerkhoff kardeşler. Bak Hollanda'da onlar duruyor mu? Ölük. Yapma. Ya adamların gelmesi yakın. Sen ne anlatıyorsun Dilber hocam ya? Ya benim sana futbolla ilgili bir güncelleme yapmam lazım. Sen boş ver futbol bahsine girme o zaman ya. Sen mesela bizim Twitter adresi bahsine gir. Aragaz Karnaval. Aragaz Karnaval Twitter adresimiz efendim. Tweetlerinizi bekliyoruz. Buradan da muhasebe servisimize sesleniyorum. Aragaz olarak mesaiye başlıyoruz. Bizim yevmiyeyi işletin lütfen. Efendim beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken bendeniz Kadir Çöptemir. Yan koltukta sizin eşlikçiniz olmak istiyorum. Belki balta elinizden uzun ip belinizde değil ama ben yanınızda olmak istiyorum ve size güne böyle pozitif, güzel, iyi başlatmak istiyorum. Neşeli başlatmak. Bütün gayem bu efendim. Tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın efendim. Hadi bakalım. Aragaz. Aragaz. Kadir. Canım. Yeni bir şey öğrendim. Sana sormak istiyorum. Sen de bilirsin böyle şeyleri. Sor yavrum. Kadir Çöptemir'in engin bilgi deryasına umarsızca yüzen bir su kaplumbağası gibi dal ve süzü. Ya cıvıtma iki dakika. He, pardon dinliyorum. Ne soracaksın? Fobo. Anlamadım canım. Fobo diyorum. Sen bilirsin. Ağzını topla bence. Bu yaştan sonra yani ben niye değiştireyim bazı tercihlerimi efendim? Ne cinselim ne tercihi bebeğim? Ne diyorum ben fobo bir şey? Ay sen yanlış anladın bebeğim. Fobo diyorum yani biliyor musun sen bu kavramı? Yok bilmiyorum. Fobo bir kısaltma. Kısaca en iyi seçeneği kaçırıyor olma endişesine fobo deniyormuş. En iyi seçeneği kaçırıyor olma endişesi. Yep. Allah Allah. Tuhaf bir korku. Ama yani öyle yaşanabilir mi yahu? Değil mi? Ay acaba daha iyisi mi var? Ay acaba daha güzeli mi var? Ay acaba o öyle mi? Ay acaba böyle mi? Böyle hayat geçer mi lan? Zor oluyordur herhalde. Tabii. Büyüklerimiz ne diyor? Armudun sapı, üzümün çöpü, eşeğin yani evde kalırsın maazallah. Efendim? Eşek yoktu sanırım ama orada. Onu da ben ekledim yavrum. Ayrıca konuyu nasıl evde kalmaya getirdin Kadir? Yani gerçekten hayretsin. Evde kalma diye bir şey mi kaldı? Hangi çağdayız bebeğim? 21. yüzyıldayız ama değişmiyor. Evde kalma diye bir şey hep vardı, hep var olacak yavrum. İsmini Fobo yapmışlar, ne fark eder ya, öz aynı. Bence sen konuyu çok yanlış anlıyorsun ama sen bilirsin. Yavrum bak en iyi seçeneği kaçırma korkusu diyorsun ya. Bu Fobo nanesi için. Evet. İşte o tam olarak armudun sapı, üzümün çöpü, eşeğin ay, bilmem. Ay Kadir ne olur yine eşeğe getirme şu konuyu. Yani kafana yatan uygun birini bulunca fazla uzatmayacaksın Gizo. Hı. Sürekli daha iyisini bekleyerek hayatı geçiremezsin. Godoy'u beklerken ne bileyim hayatı kaçırırsın. Anladın? Ay Allah'ım ne kadar da edebi bir erkek. Düşüyorum ben galiba. Sen düş. Tam ben açtım. Ben kurtaracağım seni yavrum. Sen düş. Anlamlı. Evet. Fobo kardeş bak. Sen de bakacaksın dalgana. Senin hükmün bizde geçmiyor kardeşim. Hadi yürü. Hadi iki laf Fobocuğum. Hadi aslanım. Aragaz. Aragaz. Dilber hocam. Ne var ayol? Telefon çalıyor. Pardon. Alo. Yozgat, Cizeppe, Meazza stadından Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan en tırsık futbolu hangi takım oynuyor kupası finalinden? Hepinize sevgiler, saygılar sevgili dinleyenler. Ben spikeriniz Dilker Yasin. Maçın hakemi Bulgaristan Federasyonu'ndan Kiril Lavukov. Hakem evli ve 3 çocuk babası. Çocukluk hayali subay olmakmış ama askeri lisenin spot imtihanını kazanamamış. Polis kolejine boyu kısa, fen lisesine de salak olduğu için giremeyince futbol hakemliği yapmaya başlamış. Galatasaray'da Falcao kadroda değil, zaten Falcao İstanbul'da değil. Abdurrahim Albayrak Kolombiya'ya Falcao'nun annesine oğlunuz nerede diye telefon etmiş. Annesi de Kurban Bayramı'ndan beri aramıyor diyerek
Falcao'nun nerede olduğunu bilmediğini ifade etmiş. Falcao'yu şu an Interpol kırmızı bültenle arıyor sevgili dinleyenler. Beşiktaş ise Şenol Güneş'i mumla arıyor. Evet, maça Beşiktaş başlayacak ama Beşiktaş maça başlayamıyor. Çünkü Elneny maç kadrosunda olduğu halde maça gelemedi. Yerine dayısının oğlunu yollamış. Olur mu öyle şey Dilker abi? Taş Kayseri Spor'un. Taş Kayseri Spor mu? Yani maç Galatasaray Beşiktaş'tı. Rocco çok sağlam vuruyor Rocco. Zımba gibi vuruyor Rocco. Beşiktaş defasındaki Rocco mu bu? Yok, bu Rocco şifredi. Beşiktaş ilk 11'inde oynuyor. Rakip takımdaki Alexis Texas'a bir vurdu, bir vurdu. Yok böyle bir şey. Dakika 35, Beşiktaş 2, Bratislava Karakök içinde 4 sevgili dinleyenler. Ya bu nasıl skor Dilker abi, gözünü seveyim ya. Gökhan bir sakatlık yaşıyor Beşiktaş'ta. Hakem yanına koşarak geldi. Gökhan ağzını tutuyor. Beşiktaş sağlık ekibi sahada. Gökhan'ın sağ alt azı dişine, evet, dolgu. Sol üst azı dişine de implant yapıyorlar. Üstelik ucuza da yapıyorlarmış. Ben de şahsen düşünüyorum. Abi fiyat iyiyse ben de yaptırayım ya. Vallahi şu dünyada dişimden şad olup gülemedim ha. Top şimdi Larabella'da. Larabella topla ilerliyor. Boştaki arkadaşını aradı. Boşta hiçbir arkadaşı yok. Hepsi çok sağlam manitalar yapmışlar. Sağda sap olarak bir Larabella, evet bir de Yusuf var. Larabella'yı karşılayan Yusuf. Yusuf, Yusuf. Yapma Yusuf. Etme Yusuf, eyleme Yusuf. Yusuf ne yaptı Dilker abi? Yusuf Larabella'nın yüzüne kezzap attı. Yok yok artık ya. Yusuf bugün çok sert bir defans yapıyor. Bu arada evet, VAR hakemi maçın hakemini uyardı. Kırmızı kart için mi? Hayır, VAR hakemi maçın hakemini, abi dişinde maydanoz kalmış. Konuştuğun zaman gözüküyor, herhalde mercimekli köfte yedin diyerekten uyardı. Ve maçın hakemi dişindeki maydanozu çiğnedi. Maç devam ediyor. Maça hakem dişinde kalan maydanozu temizlesin diye mi ara verildi Dilker abi? Haydi çocuklar, bu maç bizim. Top şimdi Hacı'da, evet Hacı. Suat'ı gördü. Suat'tan Hasan Şaş. Hasan sol kanattan su gibi akıyor. Kısa pas Okan'a. Okan'dan bir ara pası. Topla buluşan tekrar Hacı. Hacı'den aşırtma bir vuruş ve gol. Avrupa Fatih'i Galatasaray UEFA Kupası'na imzasını yine atıyor. Batıya açılan pencere, Galatasaray Hacı mağrur kaleci Kuduçini mağlup ediyor ve İngilizler bir kere daha Galatasaray'ın tokadını yiyor. Galatasaray 3, Leeds United 0. Haydi çocuklar, 4 olsun. Abi sen hangi maçı anlatıyorsun? Gözünü seveyim ya. Jermyn Lens şu anda bir sakatlık geçiriyor. Jermyn Lens mi? Hani Hacı, hani Suat? Top şimdi Elverman işte. Bir şut, Schmeichel aşan top Manchester United filelerine gidiyor. Fenerbahçe bir kere daha Manchester United'ı kendi sahasında, Old Trafford'da, hayaller tiyatrosunda sahaya gömüyor sevgili dinleyenler. Hayda. Ağlamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe 1, Manchester 0, Galatasaray 3, Leeds United 0, Beşiktaş 3, Barcelona 1. Yok böyle bir maç. Emmanuel Adebayor gol. Dakika 86. Beşiktaş 3, Kayseri Spor 1. Ağlamak istiyorum ama neden ağlamak istediğimi ben de bilmiyorum. Çünkü şu an beyin ağlaması geçiriyorum sevgili dinleyiciler. Aragaz. Aragaz. Gizu. Efendim bebeğim. Ya bu erkekler olarak muzdarip olduğumuz bir konu var. Beni de sözcü seçtiler yavrum. Hı. Bir masaya yatıralım bunu ya. Konudan bahsediyorsun değil mi? Evet evet tabii. Neymiş derdiniz? Dökül bakayım. Şimdi bu erkeklerin bakış açısından anlatacağım biraz. Hı. Hani mesela sevginin yakın arkadaşı olan bir erkek olur. Sen onun içten içe arkadaş değil de tabiri caizse fırsat kollayan, senin düşmeni bekleyen bir fırsatçı olduğunu bilirsin. Ama ne diyorsun sen Kadir? Ya var böyle bir olay. Ya erkekler adına sözcü ben olduğum için günah keçisi olacağım mecbur. Hani kızların hakkında ya Meriç öyle biri değil ya dediği. Erkeklerin de uyuz olduğu ama söylemediği adam var ya, ondan bahsediyorum. Sevgilinin erkek kankası muhabbeti yani. Evet evet. Şimdi dişi olan sevgilinin erkek kankası sorunsalı çok önemli. Ya bu erkekler için hakikaten tehlikeli bir hadise. Erkeğin içini yiyen bir hadise. Biz biliyoruz ki o içten içe uyuz olduğumuz ama yuh Allah'ın ayısı neler düşünüyorsun sen demesinler diye içimize attığımız o duygular aslında gerçek. Yani sizin ya Meriç öyle biri değil ya dediğiniz adam tam da öyle biri. Bence gereksiz gerilim yaşıyorsunuz bebeğim.
kızların erkek, erkeklerin de kız arkadaşları olabilir. Yani düz arkadaşlık anlamında diyorum. Biraz bu kalıpları kırmak lazım artık. Kaç yaşında adamsın Kadir? Ya ben buna olamaz demiyorum ki zaten. Tabii ki karşı cinsten arkadaşın olabilir. Daha neler? Benim bahsettiğim yani sevginin sürekli yanında, yakınında olup da hani sizin bir kavganızı, ayrılmanızı bekleyen, fırsat kollayan çıkarcı tip. Ve böyle biri kesinlikle var. Buna eminim ama ispatlayamam. Ya bence fazla paranoyak davranıyorsunuz. Ne var yani sevgilinin erkek kankası varsa? Çok doğal şeyler bunlar bebeğim. Hem sahiden de Meriç öyle biri değil. Tam olarak öyle biri. Kaptırdın kendini iyice. Hayır efendim, ben haklıyım. Erkeklerin kabusu olan bu Meriç her şekilde fırsat kolluyor. İlişkinin kötü giden bir anında oyuna girmek için kenarda boyun ısınma hareketi yapıyor ya. Ya Kadir. Ya bak, gözümüzün önünde açma germe yapıyor ya. Beni geliyor şerefsiz ya. Sana öyle geliyor. Ya bu adamlar resmen yedek oyuncu Gizo. Bunların daha oyuna girmeden kırmızı kart görmesi lazım yavrum. Kadınlar, siz de biraz anlayışlı olun lan. Erkekler olarak bu heriflerden kıllanıyoruz, elimizde değil ya. Senin bu kadar kıskanç olduğunu bilmiyordum Kadir. Kıskanç ya. Kıskanç değil. Yaklaşan tehlikeyi önceden seziyorum. Önlemimi alıyorum. Hani kaptanım yani bir nevi. Yani kaptanlık pazubandını da tak, bir de tam olsun Kadir. Üzerinde kızın isminin yazdığı pazubandı tak, en iyisi bak valla. Takarım gerekirse. Sevgimi saklayan birisi değilim ben Gizo. Ay Kadir, kamyonculuğu tuttu yine ha. Hadi tamam, sakin. Tamam sakin, üzme kendini bu kadar, yeter. Aragaz. Aragaz. Dilber hocam. Kadir. Ya senin auranda biraz kararma mı görüyorum ya? Böyle bir negatif enerji ve olumsuzluklar yüzünden sanki senin auran kararmış gibi ya. Ay ne diyorsun sen cahil. Sana biraz olumlama meditasyonu yaptırmamız lazım Dilber hocam. O ne demek, mantıklı konuş bir yerine. Yani evrene olumlu mesajlar göndermen lazım Dilber hocam. Ay cepten mi göndereceğim? Evet evet Dilber hocam, evrene SMS at. Tövbe yarabbim ya. Şimdi ben sana olumlama meditasyon yaptıracağım, kendini çok rahat hissedeceksin, rahatlayacaksın. Aman aman, kulunçlarıma da yap, kuluncum var. Masaj değil hocam, meditasyon. Şimdi dinle. Seninle bağışlama ve serbest bırakma meditasyonu yapacağız. Ay 1963'ten beri ben kimseyi bağışlamadım. Şimdi bir dik otur Dilber hocam, bir dik otur. Evet evet. Gevşe, gevşe, gevşe. İyice gevşe. Hop. Mayış demedim, gevşe. Ay gevşiyorum işte, gevşemek cahil işidir. Beyni olanlar gevşemez bir kere. Ya böyle mi gevşiyorsun hocam sen? Dere kenarında yan gelmiş camış gibi düzgün gevşe ya. Ay gevşemek bize göre değil dedim. 300 IQ'su olan insan nasıl gevşesin bir kere? Şimdi ayak tabanlarından pozitif enerjinin geçip bacaklarından yukarı doğru çıktığını düşün. Dünya ile bir bütünsün. Enerji yukarı doğru çıkıyor. Hissediyor musun? Hem de nasıl. Dilber hocam, peki bu gördüğüm ne? Enerji yukarı çıkınca böyle oldu Kadir. Tövbe yarabbim. Dön sen öbür tarafa dön hocam. Öbür tarafa. Gevşe diyorum, sen tam tersini yapıyorsun. Gevşedin mi? Gevşedim. Şimdi bağışlama ve serbest bırakma meditasyonuna başlıyoruz. Yaşamında seni inciten, üzen, kötü davranan insanları düşün hocam. Ay düşünüyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın Kadir. Kalp kırıklıklarını, üzüntülerini, canının yandığı anları düşün. Bende kalp yok, beyin var. Ben komple beyinden ibaret bir insanım. Şimdi sana tüm bu kötülükleri yapanları düşün. Seni incitip üzenleri, kazık atanları, canını yakanları düşün. Düşündüm. Onların her birine de ki sizi bağışlıyorum ve serbest bırakıyorum de. Söyle hadi. Sizi. Ay sizin var ya, ben ecdadınızı... Ya koskoca Dilber Kortaylı, bunları mı söyleyecek ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? Dağıttın bütün mandalayı lan. Ay cahil şerefsiz bunlar Kadir. Yani affetmem ben bunları ya. Ya affetmeniz lazım hocam. Bu kötü enerji düğümleri seni yoruyor. IQ'nu aşağı çekiyor. Onları affet. Hadi söyle. Sizi affediyorum, serbest bırakıyorum de. Sizi affedenin ta silsilesini... Ya bütün Hint felsefesinin içine tayır tayır
ya. Neyse, o zaman sen yaptığın kötülükleri, kırdığın kalpleri, ahını aldığın talebeleri düşün mesela. E düşündüm. Peki gençken yediğin haltların hepsini düşün. Ay 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 ay, ay ben anlatsam program yetmez ayol. Ay yettiği kadar düşün. Ay düşündüm zaten, düşünmek benim işim. Bu kadar beyin, bu kadar IQ, bu kadar protein boşuna değil herhalde. Şimdi o kırıp incittiğin insanlara de ki beni affedin ve serbest bırakın de. Özür diliyorum de. Niye özür dileyeceğim? Ay iyi ki de yapmışım, sefam olsun. Ya sen var ya. Sen, ne bak. Olmuş bana? Ya Buda'yı, Gandhi'yi, Dalai Lama'yı psikopat yaparsın sen ya. Ama hepsi de cahil, beyinleri olabilir ama IQ sahibi insanlar değil. Bir kere geçiniz of. Efendim, boş sizle. Of. Aragaz. Aragaz. Gizem. Efendim aşkım. Canım sana bir soru. Sevdiğinin ayak parmağını öper misin kız? Ay ya durduk yere niye öyle bir şeyim? Öpmem ayak falan. Ya durduk yere öptüğün yok yavrum. Sevdiğin adamın ayak parmağını öper misin diyoruz. Arada aşk var, sevgi var. Yani aşk var, sevgi var da ayak kokusu da var acaba. Bunun farkında mısın Kadir'cim? Ayrıca sevdiğim kişi dahi olsa niye ayak parmaklarını öpüyorum? Ben onu anlamadım. Fantezi falan mı kuruyorsun sen yine orada? Bak mahvederim Kadir. Hayır. Sivilcelerken miyim yavrum ben? Geçen haber var. Sosyal medya fenomeni diyebileceğimiz Selin Ciğerci, fıtık ameliyatı olan futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öpmüş. Bunun da video çekmiş, paylaşmış, olay olmuş. Ameliyatla ne ilgisi var onu anlamadım ben. Ameliyat oldu diye mi ayaklarını öpmüş? Aferin sana be gibisinden bir öpücük değil bu yani. Kadın sevgisini göstermek için hastanede yatakta eşine öyle bir jest yapıyor ki. Tabii bunun videosunu paylaşınca sosyal medyada yorumlar oluyor, TT oluyor, en çok konuşulan oluyor, olay oluyor, falan oluyor, filan oluyor. Kesin kıyasıya eleştirmişlerdir var ya. Genelde olumsuz yorumlar. Tabii insanlar sosyal medyada her şeyi eleştirmeyi seviyorlar ama... Ben sevgi göstergesi olarak gördüm. İçinden geliyorsa ayağını öp, yala ne fark eder ki? Sen öpersin yani sevdiğin kişinin ayaklarını. Ya öperim, yalarım, yerim ya, ne olacak ya? Ama böyle yaz aylarında değil de kışın 8 saat bot içinde kalmış ayağı yine de öper misin? Yani sınav zorlaştırmasak baby ha? Önce güzelce bir duşa soksak kızı efendim. Değil mi? Yani o kadar da değil yani. Güzel bir yıkasak elini ayağını. Bak senin de sınırların var görüyorsun. Yahu hepimizin var muhakkak. Ama aşk varsa öpülür, yalan her şey yapılır ya. Bir şey diyeyim mi? Sen biraz daha böyle açsan kendini, kaptırıp kızın ayaklarını öpmekten ziyade pirzola sıyırı gibi sıyırmaya da kalkarsın. Ya daha neler artık? Yamyam mıyım lan ben? Yani düşüncesi bile keyiflendirmeme yetti. Ya zaten beni gömen tüm düşünceler senin dostun oluyor Gizu. Ama sen dürüst cevap vermedin. Misal diyelim ki biz seninle beraberiz. Ben bir ameliyattan çıktım. Hastanedeyim. Hasta yatağımda yatıyorum. Bana şefkat göstermek için ayak parmağımı çok çok öper misin? Ay git şuradan be. Üf, ne ayağını öpeceğim senin. Peynirli cips gibi kokuyordur kesin ayağın. Vay be. Şunu çok net olarak ifade etmek isterim. Benim ayağım asla kokmaz. Ha işte en çok da bu ayağım kokmaz diyenlerin ayağı kokuyor. Ya güzelim senaryoyu sen ne hale getiriyorsun, yazıklar olsun lan. Ben şurada aşk gösterisi, sevgi emaresi olarak sevdiceğin ayağını öper misin diyorum. Peynirli cips nereden çıktı ya şimdi? Bak bak kokusu geldi burnuma vallahi yazıklar geldi. Yazıklar olsun sana. Seninle sevgiden aşktan bahseden bunu ondan sonra ya. Ay sevgi, aşk dediğin ayak parmağı öpmek mi? Uy, midem bulandı. Ya ne var sol baş parmağına bir buse kondursam? Kadir bak içim fena alıyor ne olursuz. Ya şöyle serçe parmağına hafiften diye böyle içine bir çeksen. Ya ben tuvalete gidiyorum vallahi midem ağzımda Allah tamam, kahretsin. Tamam sus be cılama tamam. Aragaz. Aragaz. Dilber hocam. Kadir ne var yine? Ya Serenay Sarıkaya'yı bildin mi? Ay o kim? 3 hafta önce kendisi 7000 dolarlık terlikleriyle Nişantaşı'nda görülmüş. Bu hafta da 6000 dolarlık botluyla yine Nişantaşı'nda görülmüş. Yani toplam 13000 dolara kundura mı giyiyor bu kadın? Hocam yapma ya. Kadın kundura giyer mi? Ay giymez evet ama ben giyiyorum.
Senin kunduralar nereden hocam? Sarıyer'den gün indi kundura 300 lira. Bak 2 senedir giyiyorum, taksidi yeni bitti. Hocam ben Selena Hanım'dan çok haz eden birisi değilim. Çok güzel de bulmuyorum ama onu çok güzel bulanlar var. Bir aktrist hanımefendi. Fakat 7000 dolara terliği anlayamadım ben. Yani ben bak tarihçiyim Kadir. Mısır kraliçesi Kleopatra, Fransa kraliçesi Joseph'in bile o kadar pahalı terlik giymemiştir vallahi. Ya Marie Antoinette? Bak o giymiştir. Onun da kafasının bunun masrafı çok diye giyotinle kestiler. Arayalım mı? Kimi? Serenay Sarıkaya'yı mı? Yok ya, Serenay Sarıkaya bizimle konuşur mu? Onun 7000 dolarlık terliklerini arayacağız. E olabiliyor mu öyle bir şey? Yazıklar olsun. Ara gazdasın sen, ara gazda. Herkes de her şeyle konuşur. E ara o zaman Serenay Sarıkaya'nın 7000 dolarlık terliklerini. E arıyorum. Arıyorum. Alo. Alo. Ah buyurun. Alo. Serenay Sarıkaya'nın giydiği 7000 dolarlık terlikle mi görüşüyorum? Evet. Ah arkadaşım benim. Ben. Abi siz marka mısınız? Evet, markayım ya. O yüzden 7000 dolarlık fiyatım var benim. Ha markayı çıkar, beni pazarda satsan dönüp alana olmaz. Abi peki durumunuz ne? Memnun musunuz Serenay Sarıkaya Hanım'ın terliği olmaktan? Oh yavur, çok memnunum. Serenay Sarıkaya gerçek bir hanımefendi. Oh şu an çok güzel. Özel bir kadın ama tek. Bir sıkıntım var yalnız. Nedir sıkıntınız Serenay Sarıkaya'nın 7000 dolarlık terlikleri? Abi ben 38 numarayım. Serenay Hanım'ın ayakları 39 numara. Bir de taraklı ya yavur. Taraklı ne olmuş? Evet, o yüzden yanlardan biraz sıkıyorum abi ya. Sıktığım için ben de sıkılıyorum ya. Niye acaba? Tarlıçalar kadar güzel. Şon, ayavul. Bir kadın ayağını sıktığım için. Dohmi. Ben de sıkılıyorum abi ya. Çakal. Senin gibi tatlı dilli şeytan. Abi aslına bakarsan ben Çin malıyım ya. Maliyetim 20 dolar. Nakliyeyi koy üstüne 50 dolar. Üstüme bir de marka basıyorlar. Tak 7000 dolar. Şöngema davul. Fiyat koyuyorlar. Kazık yedi kızcağız. Ben utanıyorum abi ya. Canım sen de Serenay Sarıkaya da bu ülkede helalinden kazanan, çok da kazanan parası da olduğunu tahmin ediyorum. Bir kadın yani veriyor alıyor. Sen niye utanıyorsun? Satan utansın ya. Abi şimdi Serenay Hanım bizim mağazaya alışverişe geldi. Shopping ya. Erkek reyonundaki yumurta, topuk, erkek ayakkabıları bile inşallah bizi alır diye heyecanlandı. Sonra kendisi birkaç terlik geledi. Schlasse gut. Olmadı. En son beni denedi. Tezgahtar Serenay Hanım bu size çok yakıştı. Adeta ayağınız için yapılmış diye gaz verdi. Ben o sırada nein do. Aynı yavule. Sizin ayağınız taraklı. Ben dar gelirim. Bir numara büyük alın diye isyan ettiysem de Serenay Hanım bastı parayı beni aldı şungema. Abi acaba Serenay Hanım sizi kundura tamircisine verse, bir kalıba koysalar yani biraz genişlemez misiniz abi? Abi ben Çin malıyım ya. Kalıba koyduğuna yalan olurum. Ay yeter, Serenay Sarıkaya'nın 7000 dolarlık terliğiyle telefon konuşmasını benim böyle 300 IQ'lu beynim bile kaldırmadı Kadir. Ay bu kadar absürt muhabbetlere girme yeter. Allah Allah, ne var bunda hocam? Burada toplumsal bir mesaj vermeye çalışıyoruz ya. Dilber Hoca hele takunyasından başka bir şey giymediği için anlamaz bu muhabbetlerden. Nein. Beyler, Serenay Hanım geldi, pause. Biz nişantaşına çıkacağız yavul. Yine beni giyecek ama kış geldi. Abi 7000 dolar vermiş kadın sana. 3 metre kar yağsa ne olacak? Yine giyer ya. Haklı değil mi ya? Efendim dağılalım. Aragaz. Aragaz. Dilber hocam. Ne var? Hocam Japonları nasıl biliyor? Cahil bir kavim, geç Kadir geç. Japonlar mı cahil? Hem de bayrak taşıyanı. İnsan çiğ balık yer mi ayol? Balığa her şeyi yapıyorlar. Bir tek pişirmeyi akıl edememişler. O sushi denen şeyi yapan da yiyen de cahildir. Yazıklar olsun hocam. Hocam sushi çok güzel bir şey ya. Ya bence sushi'nin eksiği ekmek ama muhteşem bir şey sushi. Adam fırırım onun için ya. Nasıl ekmek?
Yani bir lavaş sushi inovasyonu yapılabilir. Ekmek arası olmaz ama lavaş, dürüm, sushi, ne bileyim yani her şeyi akıl etmiş, bunu akıl edememiş Japon. Şimdi hocam Japonya'ya gittim ben. Japon milletinin kendisi de küçük, her şeyi de küçük. Arabaları, yani binaları küçük gerçi ama tabii az ada toprağı, geniş toprak yok. Fakat kafaya taktığı şeyi büyükse de küçülten bir millet. Mesela köpek balığının genleriyle oynuyorlar, sonra küçültüyorlar, akvaryuma sığdırıyorlar. Bildiğimiz köpek balığı. Evet evet, ufaltmışlar, akvaryum balığı yapmışlar köpek balığını. Kafaya takmışlar. Yani kafaya taksa seni beni de ufaltır, biblo gibi yapar. Kafa var adamlarda. Zaten bir tek kafa var. Başka neler var bilemiyoruz. Ay, Japonların libido enerjisi yerlerdedir Kadir. O yüzden kan beyne gidiyor. Başka yerlerinde kana ihtiyaç olmadığı için sürekli kanla oksijen alan beyin canavar gibi çalışıyor tabii. Vay be, koca Japon milletinin başarısıdır meğerse bu mu yani? Bu tabii, yani biliyoruz da konuşuyoruz. Hocam bazı Japon şirketleri gözlüğe takmışlar. Gözlük mü takmışlar? Yok yok, gözlüğe takmışlar. Bazı Japon şirketleri kadın çalışanların gözlük takmasını yasaklamış. Ay, bir yaşıma daha girdim ayol, neden? Bunların teorisine göre gözlük karşıdaki kişide güvensizlik duygusu yaratıyormuş. Gözlüklü satış personelinin yaptığı satış takmayanlara göre hep daha düşük kalıyormuş. Ay, olur mu böyle saçma şey? Cehaletin gayya kuyusu ayol. O zaman buradan Japonları sert bir dille uyarmak istersen uyarabilirsin hocam. Ay, ben cahille sohbeti kestim, sen uyar. Ey Japon, sen kimsin? Neden kadınların gözlüğüne karışıyorsun? Madem gözlük satışı düşüyor, niçin sadece satışı düşürüyor yani, niçin sadece kadınların gözlük takması yasaklanıyor? O zaman erkekler de gözlük takmasın efendim. Cahilsin ama bak, doğru konuşuyorsun Kadir. Size Japon dedik. Size saygı duyduk. En sevdiğim ülkelerden bir tanesi Japonya. Bunlar akıllı kavimler dedik. Saygılı insanlar, kibar, temiz. Bunlardan bize zarar gelmez dedik. Ama bu hareketin yanlış oldu Japon. Yanlış oldu Nippon. Ayol, bu kadın dernekleri de böyle olur olmaz konularda caşarlar. Bak, Japonya'daki bu uygulamaya karşı bir şey yapmamışlar mı hiç? Yapmışlar hocam ama tabii minicik kadınlar yapı itibariyle ufarak oldukları için etkili olmamışlar demek. Ay, ben bizim Dalyan gibi feministlerimizi rica ediyorum, Japonya'ya gidip Japon kadınına yapılan bu haksızlığa karşı böyle direnen bir ruh geliştirip böyle de bir tutum takınmaya davet ediyorum. Evet, yani gidin biraz da Japonlarla uğraşın. Bak, biz yapsak canımızı okumuşlardı. Hocam, ben feministimi başka yere veremem. Herkesin feministi kendine kardeşim. Japon da kendi feministini yetiştirsin. Ha? Yani biz bir feministi kolay mı yetiştiriyoruz hocam? Ne bileyim ben ayol. Yok, feminist kolay yetişmiyor. Benim olanı başkasına vermem, bitmiştir. Aragaz. Aragaz. Dilber hocam. Kadir. Amerika kaşınıyor. Ay, bana ne ayol, gidip ben mi kaçayım? Hocam zaten sen de ben de Amerika'yı kaşıyacak tırnak yok ki. Daha ne? Ama kaşınıyor. Kaşınıyor adamlar. Bunların senatosunda biliyorsun iki tane senatör Başkan Trump'a mektup yazmış. Neden? Ne bileyim ben neden. Oğlum, senato ile Beyaz Saray kapı komşu. Karşı kaldırımda mektup yazmış süzmelere. Git kapısını çal, bizzat söyle. Mektuba ne gerek var? O öyle mektup değil cahil. Senin postaneden gönderdiğin mektup değil o. Diplomatik mektup bu. Hocam, ben onu bunu bilmem. İsterse telgraf çeksin. Başkan Trump'a Türkiye sabrımızı taşırıyor. S-400'ler için Türkiye'ye yaptırım uygula demişler. Desinler, bize ne ayol? Ne demek ya? Param var kardeşim. S-400 alırım, F-16 alırım. İstersen Maybaş Mercu alırım. Kime ne kardeşim, paramı nereye harcayacağımı iki senatöre mi soracağım, af buyur ya. Ama hava savunma sistemi, NATO silah falan. Ya geç, S-400 Yunanistan'da da var. Onlara niye şarlamıyor? Ay yok, her Amerikalı genç Yunan kültürüne hayran olarak yetişir Kadir. Ay, Yunanlılar bunlara kalsalar Amerikalılar yine kızmaz. Köksüz millet bunlar, kompleksli. Geçiniz, yoğurdu bile Yunan yoğurdu diye yiyorlar. Dur dur bir saniye, benim çalıyor ötüyor. Alo, efendim kisi. Ooo, Donald Duck. Donald Trump arıyor. Donald Trump arıyor hocam. ABD Başkanı Donald Trump mı? Yok, bizim radyonun köşesindeki çiğ köfteci Donald Trump.
Dilber hocamın çiğ köfte dürümüne nar eksisi koyayım mı diye soruyor. Ay cahil cahil konuşma Kadir, hadi bakayım. Ya kaç tane Donald Trump var ya? Tabii ki başkan, fönlü morikanti arıyor işte ya. Bildiğimiz turuncu porik. Alo başkan buyur. He evet. Dilber hocam mı? Sorayım. Dilber hocam, Donald Trump diyor ki benim küçük kız bu sene Anadolu liseleri sınavına girecek diyor. Tarihçi zayıf diyor. Acaba diyor Dilber hoca benim kıza diyor ücreti mukabili diyor özel tarih dersi verir mi diyor. Veririm. Saati 500 dolar. Yuh. Saati 500 dolar tarih dersini bizzat Napolyon'un kendisi verir ya. Çok diyorsun Dilber hocam. Ay rakamda anlaşırız. Vay esnaf vay. Alo Sarı Porik. Şimdi İlber Hoca kabul ediyor prensipte ama saatine 500 Amerikan doları isterim diyor. Evet. E o kadar olacak. E koskoca Dilber Kortay'dan tarih dersi kolay mı? E ne diyor? Çok istedi diyor. E o bir fiyat söylesin hadi bakalım. Alo Sarı Porik. E, sen bir fiyat söyle yavrum. Sen de ölücü çıktın lan. Şu rakamı Dilber hocama söylemeye ben utanırım ya. Ne diyor Kadir, kaç para verdi? Saatine 50 dolar veririm diyor. Nedir yani alt tarafı Mengücek oğullarıyla Germiyen oğullarını anlatacak diyor. Atla deve mi diyor. Saati 50 dolara sen karın neyse hadi söylemeyeceğim. Hocam bak ilminize hakaret etti resmen bu Sarı Porik. Canım nedir yani alt tarafı işte müteahhit bir adam. Betondan asfalttan başka bir dünyası yok ki bunu. Ben arayı bulayım mı? Bul bu yoklukta vallahi iyi gelir bana, hiç kaçırmayalım ben, biz bunu. Bir dakika başkan, iki dakika yayında kal, ben aranızı bulacağım ben. Aragaz. Aragaz. Dilber hocam, az önce Donald Trump bizi aradı, Anadolu Lisesi sınavına girecek kızı için sizden özel tarih dersi vermenizi istedi. Siz saatine 500 dolar çektiniz. E yani 65 senedir okuyorum ben bunu, boru mu Kadir, tarih bu ayol. Donald Trump da saatine 50 dolar verdi. Şimdi ben ortayı bulacağım, sen merak etme. Alo Sarı Porik, orada mısın bebeğim? Şimdi Dilber hocam 500 dolar çekti. Sen ölücü bir fiyat verdin, 50 dedin. Şöyle yapalım. Ben diyorum ki saat 200 dolara size el sıkıştırayım. Ne dersin Dilber hocam? Ay senin gül hatırın için olur. Bak başkasına hayatta bu fiyatı yapmam ben. Kaç dedin? He, 100 dolara çıktı Sarı Porik Dilber hocam. Ay 100 dolara kitabın kapağını açmam ben. Alo başkan Trump, bak şu kot kafa Amerikan zihniyetini bir bırak ya. Yaşayan en büyük tarih profesörlerinden biri çocuğuna ders verecek ya. 100 dolar veriyorsun lan. Ya bütün dişleri bakır kaplama, efendim uzak diyarlardan gelmiş görürler bile saatine daha fazla istiyor ya. E çok teşekkür ederim Kadir. Bak beni kimlerle bir tutuyorsun, sağ ol. Hocam duyuyoruz yani, yoksa bir alışverişimiz yok. He. Hocama onu da sorayım yeri gelmişken. Bu uzak diyarlardan gelen bazı komşu dişten, ülkelerden gelen. Evet ve dişlerine altın kaplama, bakır kaplama yaptıran görürler var hocam. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani dişlerini niye böyle kaplatıyorlar diye mi soruyorsun? Evet evet. Ay sen neden marka don giyiyorsun? He anladım. Onlarda da marka gibi bir şey bu. E tabi prestij, zenginlik göstergesi. Ha anladım, tamam peki. Alo ha Donald Trump ne dedin? Saati 150 dolar olsun. E olur be 150 dolar. Ha Dilber hocam ne dedin? Vallahi 200 dolardan bir peni aşağıya kabul etmiyorum. Bak dersi de söyleyeyim. Beyaz Saray'da veririm. FBI gelip beni elimden alacak. Beyaz Saray'a getirecek. Sonra da evime bırakacak. Ya Amerika'da bu muameleyi misafir devlet başkanlarına bile yapmıyorlar be hocam. Ben anlamam kardeşim. Bak ben tarih biliminin astrolistiyim. Arkadaş amma da zor adamların arasında kaldık ya. Yemin ediyorum kadın gibi kaprislisiniz lan. Böyle şey olur mu ya? Ya tamam başka hocadan alın. Ben bakacağım sağa sola. Tamam hadi arayacağım ben seni Sarı Porik. Hadi öptüm. Aragaz. Aragaz. Dilber hocam. Kadir. Türkiye'yi cezalandır diye Donald Trump'a mektup yazan Amerikalı senatörlere cevap mektubu yazmaya hazır mısın? Ben mi yazacağım ayol, sen yazacaksın. Hocam şöyle, ben Türkçe söyleyeceğim, sen İngilizce yazacaksın. Daha önce bunu yaptık, ahalinin çok hoşuna gitti. Senin İngilizcen çok daha iyi. Çok söyle daha bakalım hadi tamam.
Ey Amerikalı senatörler. Hi senators. Ben Kadir Çöpdemir. Yes, I am Kadir Çöpdemir. Türkiye ile ilgili Amerika Başkanı'na yazdığınız mektubu okudum. I read your mail for Turkey to American President. Öncelikle her ikinizin de geçmişine hürmet ederim. Yo madafa. Oğlum sizin değeriniz ne lan? My son, what is your problem lan? Yaptırım yaptırım falan. Doing moving falan. İki dakika akıllı olun lan. Will be smart in 2 minutes. Ya da ben aklınızı alırım. Or I take your brain. Türkiye ile uğraşan çocuğu olmaz aslanım. If you are uğraşmak to Turkey, you can't have any child. Sizden roket istedik vermediniz. We want rocket from you, but don't give. Bedava mı istedik oğlum? Parasıyla istedik. Ay we are want free, never. We want give money. Biz de mal bir yana, para bir yana. We are system is mal, this side, money other side. Biz roketi her yerden alırız aslanım. We are can buy rocket everywhere. Ama biz istedik ki hem siz kazanın hem biz kazanalı. But we want, we are win, you are win. Ama siz hıyarsınız. But you are cucumber. Bize carçur sökmez. Don't do cart and jurt to us. Bundan sonra Türkiye'ye yanlış istemiyorum. We don't want wrong to Turkey. Ne demişler? Çalma benim kapımı, çalarım senin kapını. What say? Don't knock knock on my door, I knock knock your door. Sözlerime burada son verirken her iki garagaş elma yanaklarınızdan bus ederim. I finishing my word, but before I kissing your black eyebrow and apple cheek. Sizi çok seven Kadir. You very love Kadir. Hadi gidelim Dilber hocam, bugünlük yeter ya. Come on Dilber hoca, we will go. It is enough for today. Hocam bu mektup değil, sana dedim ya. Teacher, this is not mail, I say to you. Ya hoca balatayı sıyırdı, hadi ben kaçıyorum. Efendim nasipse kaldığımız yerden devam etmek üzere. Paka paka. Goodbye. Aragaze.